Değerli basın mensupları, günaydın. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ederken haftalık olağan basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu haftanın gündemi yine son derece dolu geçti. Ancak belki aynı zamanda bir eski üniversite öğretim üyesi olarak haftanın en önemli haberi, yeni haberi neydi diye bakacak olursak, YÖK üniversiteye giriş barajını kaldırdı dersek yanlış söylemiş olmayız. Yükseköğrenim Kurumu'nda YÖK Yönetim Kurulu toplantısında bir telefon geliyor YÖK Başkanı'na. YÖK Başkanı gidiyor, telefonla konuşuyor, geliyor ve gelir gelmez diyor ki YKS barajını kaldırıyoruz. Kuruldaki kişiler neden, niçin sorgularken YÖK Başkanı bu konuda soru istemediğini ve yanıt vermeyeceğini söylüyor. Tek kelimeyle yukarıdan gelen bir emirle, yukarıdan gelen bir kararla YKS barajı kaldırılmış oluyor. Şimdi buna geçmeden önce AKP'li yılların yüksek öğrenim özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yaptılar? Her ile bir üniversite açacağız dediler, açtılar ve yüksek öğrenimi değersizleştirdiler. Eğitimin kalitesi düştü. Bugün üniversite rektörleri AKP'li rektörler dersek yanlış söylemiş olmayız. Kimi eski AKP milletvekili, kimi AKP milletvekili adayları, aday adayları ve kimi de doğrudan doğruya AKP örgütleriyle bağlantısı olan kişiler. 72 üniversiteyi, bugün Türkiye'deki 72 üniversiteyi bilimsel yayınlarına hiç atıf almamış rektörler yönetiyor. Yine AKP'li rektörler dönemine bir başka bakış açısıyla şunu da söyleyebiliriz ki, her üç üniversiteden birinde yayın sayısı sıfır olan rektörler döneminden bahsediyoruz. Rektör, yükseköğrenim kurumları açısından önemlidir. Rektörün vizyonu, rektörün mevcut durumunun kalitesi aslında o üniversitenin kalitesi içinde, o üniversitenin gelecek vizyonu açısından da önemli bir belirteçtir. Ve bugün bu sürecin sonunda Türkiye'de artık ilk 500'e, dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500'e giren üniversite kalmadı. Belki de bunun en yakın örneği yaptıkları direniş ile öğretim üyeleri bazında, öğrenci bazında yaptıkları direniş ile Türkiye'ye örnek olan Türkiye'deki diğer üniversitelere durun siz ne yapıyorsunuz, neye suskun kalıyorsunuz diyen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direniş ve bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri sıralamasında geldiği nokta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüksek öğretim kurumları üzerindeki oyununun değersizleştirme sürecinin sonucudur. Şimdi barajın kaldırılmasını tek bir kelimeyle nasıl tanımlayalım diye baktığımızda bu esasında tek başına bir seçim yatırımından başka bir şey değildir. YÖK'ün aldığı bu karar siyasi bir karardır. Asla ve asla eğitim, öğretimde hedeflerle ilişkili değildir. Siyasi bir karar almıştır YÖK. Her geçen gün sayıları artan genç işsizleri üniversitede 4-5 yıl daha oyalama politikasının bir parçasıdır. Yani siz daha okuyorsunuz, sizin işe ihtiyacınız yok. Hele bir okulu bitirin, ondan sonra politikasıdır. Sayısal anlamda çoğalttıkları çoğu iktidara ya da tarikatlara bağlı olan sözde vakıf, aslında ticari amaçla kurulmuş üniversitelerin öğrenci sayılarını artırma projesidir YKS barajının kaldırılması ve niteliksiz eğitime devam edeceğiz projesidir. Niteliksiz eğitim devam edecek tanımlamasıdır. Ülkemizde yüksek öğrenimin iflasının ve kalitesiz eğitimin
bir teyidi anlamındadır YKS barajının kaldırılması ve barajın kaldırılmasının eğitim politikasını nasıl kötü etkileyeceğini şimdiden çok net olarak görebiliyoruz. Bakınız 2021 yılında üniversitelerde tam 169 bölüm hiç kimse tarafından tercih edilmedi. Bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı yanlış yüksek öğrenim politikalarıdır. Boş kalan kontenjan sayısı tam 195.304. Bu rakamlar eğitimin düştüğü durumu, eğitimin düşürüldüğü durumu özetlemekte. Peki, YKS barajını kaldırıyorsunuz da, sınavları önemsizleştiriyorsunuz da, bir matematik, bir Türkçe sorusu yapan öğrenciyi üniversiteye girebilir duruma getiriyorsunuz da, ÖSYM sınav ücretlerini niye kaldırmıyorsunuz? Aynı seansta, YKS barajının kaldırıldığı seansta, ÖSYM sınav ücretlerine baktığımızda her oturum başına sınav ücretinin 95 Türk lirasından 115 Türk liraya çıktığını da görüyoruz. Her gün gelen zamlar, pardon, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Vatandaş zamlar altında eziliyor, vatandaşın satın alma gücü eriyor ve bu anlamda kitlesel olarak ülkenin dört bir yanında çalışanların hak arama arayışlarının yayıldığını görüyoruz. Bakınız motokuryeler geçtiğimiz haftada ülkenin birçok yerinde haklı bir direnişe girdiler. Motokuryelerden sonra birçok farklı sektörde de hak arayışı yayılmaya başladı. Esasında geleneksel olarak hak arayışlarını sınıflandırmaya çalıştığımızda bir mavi yakalılardan, bir beyaz yakalılardan ayrı ayrı bahsedebilirken şu andaki mevcut bir mavi yakalı ya da beyaz yakalı tanımlamasının çok ötesinde sırtında her renkten iş kıyafeti olan insanların kitlesel olarak sokaklara çıkma gününden, sokaklara çıktığı günden bahsediyoruz. Ülkenin dört bir yanında emekçiler meydanlarda. İşçi, işsiz, memur, emekli, herkes meydanlarda. Ve meydanlardaki kişiler, vatandaşlarımız çok ses, tek yürek olmuşlar, haykırıyorlar. Ne diyorlar? Zamlar geri alınsın, geçinemiyoruz. Saraya değil, emekçiye bütçe istiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız. Zam, zulüm, işkence işte AKP ve tabii ki son söz Türkiye'nin dört bir yanında hükümet istifa sesleri yankılanıyor. Bu durumu, mevcut durumu yaratan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeyi içine soktuğu siyasi ve ekonomik krizin kendisi. Kamu kaynaklarını özelleştirerek, yüksek dış borç yaratarak, kamu kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekerek bu durumu yarattılar. Esasında bu bir siyasi tercih, bu bir yönetim krizi. Oluşturulan siyasi tercihin yarattığı yönetim krizinden bahsediyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde insanlar elektrik faturalarını yakarak zamları protesto ediyorlar. Peki buna karşın ülkenin Cumhurbaşkanı doğal gaz ve elektrik fiyatları için ne diyor? Muhalefetin yaygara kopardığı gibi bir durum yok diyor. Esasında burada dikkatinizi çekmek istediğimiz husus, ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede yaşayan herkesin Cumhurbaşkanı olması gereken kişi, vatandaşını muhalefet, vatandaşını muhalif olarak görüyor. Bunu söyleyen kişinin doğal gaz ve elektrik fatura bedellerini kim ödüyor? Bunu söyleyen kişinin oturduğu sarayın doğal gaz ve elektrik fatura bedellerini vatandaşın cebinden çıkan vergiler ödüyor. Bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor diyebiliriz. Çünkü onun elini yakan fatura yok. Çünkü onun cebini boşaltan da yok. Bu nedenle de kopan sese, kopan yaygaraya
umursamaz davranıyor. Asgari ücreti allayıp pullayarak yaptıkları zam daha emekçinin eline geçmeden sıfırlandı. Ocak ayı verilerine göre açlık sınırı 4249 Türk lirası. Daha şimdiden işçi ve emekçi kitleleri 4253 liralık asgari ücretle yarı aç, yarı tok yaşamaya mahkum edildi. Bugüne kadar beceremedikleri her şeyi, her krizi neye bağladılar? Dış güçlere. Zam oldu, dış güçler dediler. Ülkenin içinde protestolar yükseldi, dış güçler dediler. İstanbul seçimlerini kaybettiler. Bir şey olmadıysa bile mutlaka bir şey oldu diyerek neredeyse utanmasalar onu da dış güçlere bağlayacaklardı. Bakınız son olarak AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ne diyor? Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başladı diyor. Diyelim ki Mahir Ünal'ın söylediklerine inandık. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar acaba diğer ülkelerde de böyle fahiş zamlara yol açıyor mu? Avrupa'nın en pahalı benzini nerede? Türkiye'de. Avrupa'da en pahalı elektrik nerede? Türkiye'de. Ey AKP, biz de Memleket Partisi olarak size soruyoruz. Cevap verin. Tamam dış güçler de, o dış güçlerin etkisi sadece Türkiye'ye neden yoğunlaştı? Bu nedenin cevabı sizin sorumluluğunuzda. Aynı kişi bir mazeret daha üretiyor. Diyor ki zaten dünyada da enflasyon arttı. Doğru, dünyada da enflasyon arttı. Ama Türkiye enflasyon sıralamasında dünyada en kötü durumdaki ülkelerden birisi. Ve aynı kişi şöyle diyor. Bugün hiper enflasyon Amerika'nın da yaşadığı bir sorun değil mi? Vallahi bu sözleriyle Sayın Ünal cehaletin de dibini bulmuş oluyor. Amerika'da enflasyon %7 civarında Sayın Ünal. Okumuyorsanız, danışmanlarınız size söylemiyorsa biz Memleket Partisi olarak size bunu öğretelim. Bizim bu vazifemiz olsun. Hiperenflasyonun ne demek olduğunu da Sayın Ünal başta olmak üzere AKP yetkililerine açıklamak istiyoruz. Enflasyonun yıllık %200'lere tırmandığı durumlara hiperenflasyon diyoruz. Sorun bilgisizlikte, sorun bilime sırt dönmekte. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan başlayarak öncelikle AKP'de herkese ciddi bir ekonomi dersi vermemiz gerekiyor. Hem de nereden? Hem de ekonominin alfabesinden başlayarak bir ekonomi dersine ihtiyaçları olduğu net olarak görülüyor. Hafta sonunda ekonomiye yeni bir makyaj yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın istekleriyle, resmi gazete marifetiyle gıda fiyatlarında KDV oranının %8'den %1'e indirildiğini öğrendik. Bakınız çok ilginçtir. Bu kararın hiçbir yerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bulunmuyor. 600 milletvekili pandemi bahanesiyle evlerine gönderilmiş tatildeler. Ve ayak altında olmaları adeta istenmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalıştırılmıyor. Varsa yoksa tepedekiler. Onlar karar veriyor, resmi gazete yayınlıyor. Biz nasıl seyrediyorsak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın vekiliyiz diyenler, bizi halk seçti diyenler kuzu kuzu oturmaya devam ediyorlar. Şimdi soru şu, acaba gıda üreticileri ve marketler gıda fiyatlarını aynı miktarda düşürecekler mi? Bu önemli bir soru. Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati buna da çareyi çoktan bulmuş, açıklıyor. Diyor ki, enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı denetlendiği bir sistem olacak. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve gelir idaresindeki denetçilerimizle birlikte fahiş fiyatlara karşı özel tim oluşturuyoruz.
Yani polisiye tedbirlerden bahsediyor. Biz de diyoruz ki, zaten siz bunu söylüyordunuz, aylardan beri denetim var diyordunuz, yoksa gerçekte böyle bir denetim yok muydu? O denetimleri bizlere televizyonlarda günde birkaç kez izlettiren, sizin aracılığınızda izlememizi hatırlatsak bu ne cevap vereceksiniz? Üstelik firmalara fiyat indirin emri çerçevesinde tehdit telefonları göndermiyor musunuz? Bunlar yok muydu? Soralım. Vallahi biz bu söylediklerimizi hiçbir yerden almadık. Biz AKP'nin yalancısıyız. AKP'li konuşmacıların söylediklerinin yalancısıyız. Onlar doğruyu söylemiyorlarsa doğruları söyletmek, yanlışları düzeltmek de yine iktidarın kendisine kalan bir görev. Hatırlayalım, birkaç ay önce Sayın Cumhurbaşkanı bir markette alışveriş yaptıktan sonra güle oynaya ne demişti? Gıda fiyatları uygundur. Ben fahiş bir şey görmedim demişti. Peki madem uygundu da gıda ürünlerinde Sayın Cumhurbaşkanı KDV indirimine gitme gereksinimini neden duydunuz? Bu cevabı da sizden istiyoruz. Yoksa 3-4 ay önce söyledikleriniz gerçek değildi de vatandaşın gözünü kapama, vatandaşı oyalama sözleri miydi? Bu sorunun cevabını da siz vereceksiniz. Gıdada KDV'nin düşürülmesi esasında kısa vadeli günü geçirme, günü kurtarma projesinden başka bir şey değildir. Kısa süreli elbette ki olumlu etkisi olacaktır. Bunu yadsımamak lazım. Ancak maliyetteki artışlar bu etkiyi yok edecektir ve önümüzdeki aylarda enflasyon %60-%70'lere çıkacaktır. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eğer KDV'yi indireceksen, KDV'yi önce elektrikte, önce doğalgazda indir ki bu insanlar karanlıkta kalmasınlar, bu insanlar, bu ülkede yaşayan insanlar soğukta kalmasınlar. Dahası malın maliyetine yönelik tedbirleri alın, malın maliyetine yönelik düzenlemeleri yapın diye uyarmak istiyoruz. KDV dediğin deve de kulak. KDV'yi kaldırdın. %7'lik malda indirim oldu. Ama sen maliyeti düşürmediğinde o deve de kulak vatandaşın cebinde kalan para üzerine hiçbir etki yapmayacaktır. Üretmede ve ihracatta bunları yapabilmek için dışa bağımlıysak, İthalat bağımlı üretim yapıyorsak, ithalat bağımlı ihracat yapabiliyorsak, sen önce maliyet girdilerini azalt, maliyet girdilerini indir ki vatandaşın cebine daha çok para kalabilsin. Ve hatırlayın, yeni ekonomik model diye bir vatandaşı uyutma, vatandaşı yemleme projesi oluşturmuşlardı. Milli mücadele diyerek, bağımsızlık diyerek, dış güçler diyerek aslında kendi bekalarını koruma adına nereden nereye geldiler? Bugün yastıkların altına tecavüz etmeye başladılar. Evimizdeki yastığın altındaki dövize, evimizdeki yastığın altındaki altına varsa haydi getirin, bozdurun diye kendi ekonomik modellerini açıklıyorlar. Yine hatırlayalım, 20 Aralık itibariyle vatandaşları kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına geçmeye davet ettiler. Elinde döviz bulunduranların Türk lirasına geçmeleri durumunda alacakları faizden vergi alınmayacağını da ilan ettiler. Ayrıca o Türk lirası hesaplarına kur garantisi tanıdılar. Bu kararın ardından tabii ki yüklü miktarda döviz bulunduran bazı kişiler dövizden biraz da zorlama ile TL hesabına geçtiler. 15 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bir açıklama yaparak dedi ki, kur garantisi tanınan TL hesaplarında 131 milyar Türk lirası birikmiş durumda. Ve geçen hafta o Nebati gözleri pırıl pırıl Londra iş seyahatine gitti. Aslında Londra seyahatini, ekonomi çevreleriyle yapıldığı söylenen Londra seyahatini özetleyecek olursak, tam bir dostlar alışverişte görsün seyahati olarak tanımlayabiliriz. Ne oldu Londra'da?
Londra'da uluslararası finans yatırım çevreleri ile, yani kendi tabirleri ile, dış güçler ile bir buluşma gerçekleşti. Ancak gelen bilgiler dış güçlerle yapılan bu buluşmanın tam bir fiyasko ile sonuçlandığı şeklinde. Şimdi Nebati Londra'da iş adamlarıyla görüşürken kur garantili mevduat hesaplarına da değindi. Dedi ki bu Türkiye'de bir başarı öyküsüdür. Pardon. Talihsizliğe bakın ki tam da aynı gün Nebati'nin Londra'da olduğu gün uluslararası değerlendirme şirketi olan Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB negatiften B pozitife düşürdü. Bu ne demek? Türkiye'nin görünümü negatif olarak teyit edildi. Böylece Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyeden 4 basamak daha aşağıya çekilmiş oldu. Şimdi Fitch açıklamasında esasında Nebati'nin Londra'da bahsettiği başarı öyküsüne de yer vermiş. Kur garantili Türk lirası toplam mevduat hesabının %5.8'ine denk geldiğini açıkladılar. Bu ne demek? Kısaca bunu Nebati'nin başarı öyküsünün %5.8 olduğunu söyleyerek özetleyebiliriz. Toplantının sonuç metni ise adeta bombalardan oluşuyor. Bakın bakan diyor ki toplantıda, Merkez Bankası'nı dolayısıyla para politikalarını önemsemiyoruz. Bence toplantının en büyük bombası bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı olan kişinin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ve para politikasını oluşturmuyoruz demesi oluşturuyor. Bu ciddi bir bomba ve bomba etkisi de yaratıyor. İkinci ve daha büyük bomba ise şu, diyor ki Nebati, bizdeki enflasyon kültürel olarak anlamayacağınız sebepten yükselmektedir. Bu gerçek bir bombaydı bence ve sonrasında iş dünyasında kıkırdamaların, gülümsemelerin, alayların yanı sıra büyük ekonomi gazetelerinde de Sayın Nebati'nin hiç de bilimsel olmayan bu açıklamalarına geniş yer verildi. Öyle ki Türkiye tarafı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Sayın Bakan'ın ifadesi böyle değildir. Çeviriyi yapan kişi yanlış çevirmiştir diye. Biz de diyoruz ki çevirin kazı yanmasın ama kaz o arada ne yazık ki yandı. Londra'daki toplantının sonuç metni esasında tam da bu. Sayın Nebati'nin derin ekonomi bilgisi içerisinde patlattığı bombalar finans dünyasında gerçek bir bomba etkisi yapmıştır. Şimdi ne diyor Sayın Nebati? Televizyonlara çıkmış, yastık altındaki altın ve dövizlerinizi bozdurun diyor. Peki neden kimse yastık altındaki altınlı dövizini çıkartmıyor? Neden? Çünkü insanların AKP'nin yönettiği ülkede ne bu onlar tarafından yönetilen ekonomiye ne de siyasete, kısacası AKP'nin kendisine güven kalmadı. Ve vatandaş AKP'nin hazırladığı, neredeyse her ay önümüze sunduğu 21, 22, 23, en son 24. pakete karşı vatandaş da kendi paketini hazırlıyor. Nedir bu paket? Seçimde bu iktidarı bir daha dönmemek üzere gönderme paketini de bu ülkenin yurttaşları el ele verdiler, kafa kafaya verdiler, ortak akılla hazırlıyorlar. Şimdi Memleket Partisi olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu bu açmazda bir siyasi partinin olması gereken sorumluluğu çerçevesinde önerilerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunların bir kısmını aslında her hafta basın açıklamamızda yineliyoruz. Demiyoruz ki, biz iktidara geldiğimizde şunu yapacağız. Evet, biz iktidara gelmek için çalışıyoruz. Evet, biz iktidardaki partiyi göndermek için çalışıyoruz. Ama bu ülkenin şu anda bir ortak akla, bir doğru akla ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu nedenle aklımızdakileri, olması gerekenleri de iktidar partisiyle paylaşmaya hazırız. Onlar için yol gösterici olmak istiyoruz. Önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mutlaka ve mutlaka
ülkemizin kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyacı var. Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, acilen vergiler düşürülmelidir. Yoksulluk sınırının altında yaşayan kesimlerin temel gereksinimleri karşılanmalıdır. Vergi dağılımı mutlaka gelire orantılı olmalıdır. 210 kilowatt saat elektrik yardımından 240 kilowatt saat elektrik yardımına çıkalım konuşmaları yükselirken biz diyoruz ki Memleket Partisi olarak ölçütleri şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşmak şartıyla en az 250 kilowatt saatlik bir yardım Türkiye genelinde uygulamaya sokulmalıdır. Konutlarda bir kez daha yineleyelim. Elektrik, doğalgaz, suya yansıyan KDV sıfırlanmalıdır. Enerji ve su bir insan hakkıdır. Maddi imkansızlık nedeniyle elektriği, doğalgazı, suyu ve bunların faturalarını ödeme zorluğu çekenlerin elektriği, gazı, suyu asla kesilmemelidir. Eğer kesildiyse vatandaşların elektrikleri, doğalgazları, suları hemen acilen açılmalıdır. Temel gereksinimler mutlaka kamu kaynaklarından sağlanmalıdır diye yinelemek istiyoruz. Halkın karanlıkta, soğukta, susuz kalmaları öncelikli olarak önlenmeli. Kalıcı çözüm önerimiz, daha önce de söylemiştik, enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır. Piyasalaştırılan tüm kamu hizmetlerinde de acil kamulaştırmaya gidilmelidir. Bugün yüksek zamların, ödenemez zamların temel nedeni kamusal olması gereken hizmetlerin özelleştirilmesidir. Sermayeye peşkeş çekilmesidir. Çalışan ve emeklilerin gelirleri mutlaka insanca yaşamalarına yetecek düzeye getirilmelidir. Enflasyon bağlantılı asgari ücret her ay aylık artışlarla düzenleme yoluna gidilmelidir. Ve mutlaka kadınlar için de bir sözümüz var Memleket Partisi olarak. Bugün kadınlar için gelir adaletsizliği tarihin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı. Kadın yoksulluğu arttı. İşini ilk kaybedenlerin kadın emekçiler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle diyoruz ki Uluslararası İşçi Sözleşmesi olan ILO 190 sayılı sözleşmenin acilen uygulanmasını, hayata geçirilmesini istiyoruz. Ve kadına karşı artan şiddet olgularına baktığımızda bununla ilgili olarak da diyoruz ki evet, iktidar değiştiğinde tüm muhalif partilerin ortak dileği İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi olacak. İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmek olacak. Ama biz bir muhalefet partisi, iktidara yürüyen bir muhalefet partisi olarak, Memleket Partisi olarak diyoruz ki acilen ama acilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı geri alınmalıdır. Geri alın ki daha öncesinde ilk imzalayan, bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke bizdik diye övünüyordunuz. Bakın, bu övüncü de size bırakıyoruz. Geri alın ve deyin ki İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yanlış yaptık. Yanlıştan geri dönmek erdemdir, geri alıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu düşünce, bu iyi akıl da bizim Memleket Partisi olarak bir hediyemiz olsun. Değerli basın mensupları, bu defa COVID-19'a basın açıklamamızda çok yer vermedim. Bu demek değildir ki salgının yükü hafifledi. Dünkü rakamlar korkutucu boyutta. Günlük yeni hasta sayısı neredeyse 100 bine ulaştı. Ama daha fenası, günlük ölüm sayısı hiç olmadık bir sayıya geldi. 300'ü aştı. Bu çok önemli. Vaka sayınız arttığında önemlidir. Çünkü vaka sayısının artışının doğuracağı ölüm yükü 2 hafta sonraki verilerinize yansıyacaktır. Haftalardır Sağlık Bakanlığı'nı uyarmamıza rağmen Sağlık Bakanı ne demişti? Grip vakaları da artıyor. Şu anda hem grip var hem COVID-19 var.
Sanmayın ki gripten ölüm COVID-19'dan daha az. Ama aynı Sağlık Bakanı dün diyor ki vatandaşlarımıza, lütfen tedbirlere dikkat edin, ölüm rakamları artıyor. Sağlık Bakanı'na ben de seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, yaptığınız tutarsız açıklamalar, yaptığınız birbirine değmeyen açıklamalar bugün vatandaşın kurallara uymama sonucunu getirmiştir. Türkiye aşılamada günlük 55 bin kişilere kadar düştüyse bunun tek bir sorumlusu vardır. Bunun sorumlusu vatandaş değildir. Bunun sorumlusu yanlış açıklamalar, bilim dışı açıklamalar ile vatandaşta rehavet oluşturan Sağlık Bakanlığı'nın kendisidir. Ve tüm yurttaşlarımıza eksik aşılarını tamamlamaya, tüm yurttaşlarımızı üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmaya çağırıyorum. Çünkü omikron varyantı aşının etkisinden kaçabilen bir varyanttır. İki doz aşılananlarla üç doz aşılananları kıyasladığımızda en az %50 oranında hem hastalığa yakalanma hem de yaşamını kaybetme açısından fark bulunmaktadır. Tüm Türkiye'ye, tüm yurttaşlarımıza Memleket Partisi olarak huzur diliyoruz, sağlık diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.